Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Yalnız bir konuda bir maruziyetim var. Mazurat bir şeyim var. Şura hala 23.800 olmadı ya, ondan dolayı üzgünüm arkadaşlar. İnşallah onu 800 yapmanız için daha güzel bilgiler veririm. Ali Koç canlı yayında konuşacak. Şimdi ben bu videoyu çekiyorum 23 Mayıs itibariyle ama hani yüklenmesi etmesi inşallah uzun sürmez, internette sıkıntı çıkmaz. Bu akşam saat 23'te Derin Futbol canlı yayınında soruları yanıtlayıp gündeme dair açıklamalarda bulunacak. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Beyaz TV'de bunu yapacak arkadaşlar. Tabii Ahmet Çakar, Sinan Engin, Rasim Ozan, Kütahyalı ve Abdülkerim Durmaz'ın sorularını yanıtlayacak Ali Koç gündeme dair de açıklamalarda bulunacak diye bekliyor. Şimdi herkes hocam 23 Mayıs dedin, tamam 23 Mayıs bugün kesin Beyaz Futbol'da gidip Jesus'u açıklayacak diyor. Birincisi Ali Koç'un bu kadar cahil olacağını zannetmiyorum. Hani kulübün resmi kanalları dururken çıkıp da bir televizyon kanalında bizim teknik direktörümüz şu diye açıklama yapacak kadar cahil değildir. İkincisi kelimelerle oyun oynamayın arkadaşlar. 23 Mayıs'tan önce açıklanmayacak. Ha ben direkt 23 Mayıs olarak algılamanızı istemiyorum ama en uygun gün 23 Mayıs demiştim. Bunu da bilgilendireyim. Hatta zayıf bir duyum gelmişti. 28 Mayıs'ta şey var diye onu da belirtmiştim. Ama dedim ki o kadar beklemenin lüzumu yok. Çünkü transfer çalışmaları Haziran'da toplanacak takım. Acele etmemiz lazım diye. Bakalım benim hala umudum var. İnşallah Fenerbahçe Spor Kulübü bir spor kulübüne yakışır şekilde nasıl ki boksörlerimiz de gurur duyduysak futbol A takımıyla da gurur duymamız açısından bugün bir şeyleri açıkladılar ya da bu hafta içinde en azından açıklayıp hatta birden fazla şey açıklasınlar inşallah. Hem teknik direktör getireyim, forveti aldık, kanadı aldık falan. Yağmur gibi gelsin duyumlar. O ses Sosa takım arkadaşlarına veda etti. Şimdi Sosa yeni Malatyaspor maçının ardından soyunma odasında vedalaştı diyor. Fenerbahçe kariyeri yeni Malatya maçıyla birlikte sonlandı. İki sezon terletti sarı lacivertli formayla bir türlü beklentileri karşılayamadı diyor. Hani böyle söylemeyelim de yer yer iyi oynadı, yer yer kötü oynadı. Bir Trabzon, bir Beşiktaş günlerindeki kadar oynamadı desek daha doğru olur. Özellikle bu sezon büyük bir düşüş yaşadı diyor. Kadıköy'deki son maç olan Karagümrük maçında oyuna girerken top ayağına geldiğinde taraftar tarafından yuhalandı diyor. Takım arkadaşlara veda. Zaten beklenen bir ayrılıktı. Çok da üstüne düşmenin lüzumu yok. Hani ben her zaman söyledim, yine söylüyorum. Hani herkes iyiydi de Sosa mı kötüydü? Ya da herkes kötüydü de Sosa mı iyiydi? Bu tip sorularda arada sırada sorun. Şimdi Süper Lig bitti. Gelin Süper Lig'in enlerini de konuşalım. Ne diyorsunuz? Ben başta muhtemelen Fenerbahçe'deki flaş ayrılık diye yazacağım. Vedalaştı, ayrıldı diye. Bir de bilginiz olsun arkadaşlar. Sosa'dan hariç Kolker bizim kiralık oyuncumuzdu. Sözleşmesi sona erdi. Ve Fenerbahçe yolunu tutacak. Bakalım yeni teknik direktörün gözüne girebilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi Süper Lig'de önce kazanç tablosuyla başlayalım. Beni en çok alakadar eden kısım burası. Niye? Para var çünkü işin içinde. Kayserili adamın en çok ilgilendiren şey nedir? Paradır. Yok, o değil. Beni en çok ilgilendiren kısım şu. Ya şampiyon olsaydık ne fark edecekti? Süper Lig'de sezon bitti. Kulüplerin yayın gelirlerine kaç lira kazandığı net olarak ortaya çıktı. Hesaplamalar TL üzerinden yapıldı. Şimdi yayın gelirinin %37'si katılım bedeli. Bütün takımlara eşit. 20 takıma da eşit. Okey. Yani her kulübün kasasına 45 milyon lira direkt girdi. En kötü takımda olsa, en iyi takımda olsa 45 milyon. Yayın gelirlerinin %46'sı takımların başarısına göre. Yani galibiyetler, beraberlikler göz önüne alınarak veriliyor. Ne yaptı Hacı abiler? %82 yaptı. Bakın %82'si katılım ve senin başarın. Yani bütün maçları kazanırsan hayvan gibi para alırsın. Bütün maçları kaybedersen ne alırsın biliyorsun. Alınan her galibiyet 2,97 milyon TL. Kazanan kulüpler beraberliklerde bu miktarı bölüşüyor. Yarı yarıya. Gelirin %6'sı ligi ilk 6 sırada bitiren takımlara ayrılıyor. Hani %82 yapmıştı ya. %6 da buradan ekle. 88.
Trabzonspor 46, Fenerbahçe 38, Konya 29, Başakşehir 20, Alanya 9, Beşiktaş ise 5 milyon lira fazladan para kazanmış oluyor. Yani Fenerbahçe'de Trabzonspor'un ilk 2'de olması, aralarında sadece 8 milyon TL oynatıyor. Bak 8 milyon TL oynuyor aralarında. 500 bin euro bile yok. Düşünün. Bak 500 bin euro bile yok. Hocam adaletsizlik, haksızlık, o beni alakadar etmez. Konya ile Fenerbahçe arasında 7 milyon şey 9 milyon euro oynuyor. Yine Başakşehir'den Konya arasında 9. Başakşehir'in Alanya arasında 11. Beşiktaş ise 4 milyon euro daha az alıyor Alanya'dan. Yani toplam 5 milyon euro. 88'de yayın gelirlerinin %11'i ise Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yaşayan takımlar arasında paylaştırılıyor. Kulüpler şampiyonluk başına 4,16 milyon lirayı kasasına koyuyor. Buradan da hesap edin yani 28 şampiyonluğu niye kabul etmiyorlar? Bu yüzden onu da söyleyeyim. Şimdi takımların kazandıkları paraları ben hepsini çıkarmadım. En aşağıdaki takımlar ve yukarı doğru takımlarınkini çıkarttım. Küme düşen 4 takımı sırayla sayıyorum. Yeni Malatya 67,275 milyon. Göztepe 76,185 milyon. Altay 82,125 milyon. Çaykur Rize 83,61 milyon. Yani küme düşen bir takım 83,5 milyon lira civarında bir para almış. Ligin zirvesine doğru gidelim. Medipol Başakşehir 137,47 milyon. Konyaspor 145,28 milyon. Beşiktaş 181,94 milyon. Not 59 öncesi iki şampiyonluğu sayılıyor Beşiktaş'ın. Dikkat edin. Sezonlarda iki fazlalık vardır. 59 öncesi sayılmasın diye Beşiktaş'ta arkadaşlarım var. İki sezon Beşiktaş'a fazladan yazılıyor. Yıllardır fazladan para alıyor. 59 öncesi sayılmayacaksa Beşiktaş bu paraların tamamını iade etmesi lazım. Yasal faizinle birlikte. İnşallah eğer 5 yıldızı kabul etmeyen arkadaşlar varsa bu yasal faizin ile birlikte ödeyecekleri parayı bir hesap ederler. 4,5 milyon TL diyor şampiyonluk başına. 2 tane fazladan 9. Yaklaşık 10 senedir desen 90. Faiziyle bu 150 milyon lira falan yapar. Tabii birçoğunda döviz kuru üzerinden aldıkları için bu yaklaşık 600 milyon TL civarında bir para çıkacak. 600 milyon TL. Çünkü döviz kuru üzerinden aldılar birçoğunu. Anlaşmalar o şekildeydi. Galatasaray 192,93, Trabzonspor 202,03, Fenerbahçe ise bu anlamda lig lideri 239,22 bin. Yani 239 milyon TL para kazanmış. İyi para mı? İyi para. Yani iyi para şu sıralamada iyi para. Tabii ki de İsmail Kartal'a da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu sıralamada bitirmesinden dolayı, kulübe katkılarından dolayı. Alın işte arkadaşlar 240 milyon lira. Yani şampiyon olsaydın ek 8 milyon fazladan almış oluyordun. Harbi söylüyorum 247 falan alıyordun. Ek. Yani yaklaşık 250 alıyordun. 250, 240 diyelim kolay olsun 15 milyon euro. Bu kadar eziyet, bu kadar hakem kayırması, kollaması, hakem art niyeti, rakip takımların yatması, maç satması, maça asılması, etmesi her takım için söylüyorum. 15 milyon eurocuk için mi? 15 milyon eurocuk için. Fenerbahçe'de son yıllarda ne yapıyor? Al, işlet, devret gibi. Yok, yap, işlet, devret miydi? Al, parlat, sat döneminde. Bakın bir Atilla Salahi'den 20 milyon euro satış geliri bekliyorsun. Aldığın para 2,2. Bir Kim Min-ji'den 23 milyon euro fesih bedeli var diyorsun. 3'e aldın, 23'e satsan 20 milyon euro. Bir şampiyonluk kadar bir futbolcu parlatıp satmak. Ha, şu da bir gerçek. Tabii ki de şampiyonluklar insanları gururlandırıyor. Avrupa başarıları insanları gururlandırıyor. Kupalar insanları mutlu ediyor. Mutluluk parayla satın alınmaz. Onu da söyleyelim. Tabii Fenerbahçe ikinci bitirdi ve Şampiyonlar Ligi yolu açıldı. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki yolunu da konuşalım. Şimdi ülkemizi Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde temsil edecek olan Fenerbahçe muhtemel rakipleri net olarak belli oldu arkadaşlar. Net olarak yani öyle cıvcıvlı mıvcıvlı değil. İkinci tur, üçüncü tur playoff. Üç tur oynayacak Fenerbahçe eğer turları geçmesi halinde. İnşallah da geçer Şampiyonlar Ligi'ne de gruplara kalır. Not. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldığın anda ayak bastı parası, bilmem ne parası, kül bastı parası 25 milyon euro civarında bir para. Başka takım gidemezse. Artı bunun
Sıralama parası ve yayın havuzu parasında da yaklaşık bir 10 milyon euroluk bir para var. 35 milyon euro. Ya yok, özür dilerim. Yaklaşık 40 milyon euro. Artı grupta 1-2 galibiyet falan alsan 45 milyon euroya falan tekabül ediyor. Yani uzun lafın kısası, bir Şampiyonlar Ligi'ne gitmek eşittir 3 Türkiye Ligi şampiyonluğu. Hani diyoruz ya, Türk futbolu battı bitti. Bilmem niye battı bitti. Fenerbahçe'yi batıracağız derken Türk futbolunu batıranlar bu veballe nasıl yaşayacaklar, nasıl ölecekler, nasıl sual verecekler bilmiyorum. Hocam futbol ya, futbolun suali mi olur? Olur. Ekran başında adama sövmüyor musun? Milletin hakkını yemiyor musun? Hakem olarak var diyorsun. Aa, üfürükten hadi ben buna kırmızı vereyim. Hadi ben buna üfürükten penaltı vereyim. Öbür takımın penaltısı var ama boş ver, kim verecek diyorsun. Hepsinin hesabı var. Neyse. Fenerbahçe'nin ikinci turdaki rakibi Ukrayna'nın Dinamo Kiev veya Danimarka'nın Midtjylland ekibi. Normalde Fenerbahçe yerine Galatasaray olsaydı şansla balla Dinamo Kiev'i çekerdi. Sürpriz bir şekilde UEFA'dan da açıklama gelirdi. Ukrayna takımlarını bu sene kupaya almıyoruz diye otomatikman bir tur geçmiş olurdu. Parayı da cukkalarda. Hocam öyle değil ya. Dinamo Kiev, Midtjylland birbirinden oynamıyor mu? Şimdi Kiev'le eşleşti Fenerbahçe diyelim. Turu geçti diyelim. Üçüncü ön eleme turunda mücadele edecek ve bu sefer rakip Monaco, Midtjylland, AEK Larnaka galibi. Yani Fenerbahçe Midtjylland şeyle Kiev'le oynuyorsa Midtjylland AEK'yle oynayacak. Fenerbahçe Midtjylland'laysa Dinamo Kiev AEK'yle oynuyor. Fenerbahçe şansına Fenerbahçe Midtjylland'ı çeker. Dinamo Kiev'de gider AEK'yle oynar. Sonra derler ki sizin oynamanıza gerek yok. Siz direkt üst turdasınız. Biz çünkü bu filmi daha önce yaşadık. Bunlardan hariç Sturm Graz, Union, Saint-Gilloise olacakmış. Tabii hepinizin aklında şu türkü var. Hocam Midtjylland'ı eleyelim. Union Saint-Gilloise iyi takıma benziyor. Kağıt üstünde kolaya benziyor. Hemen bunlar eşleşelim diye. Midtjylland'la ne eşleşti diyelim. Ve turu geçti diyelim. İnşallah turu geçeriz. Bu sefer rakip Benfica, Glasgow Rangers, finalist UEFA finalisti. Dinamo Kiev, AEK, Larnaka galibi ve PSV Eindhoven olacak. Yani baktığınız zaman bölüm sonu canavarlarının hepsi burada. O yüzden Dinamo Kiev'i çekip turu geçmek lazım. Mantık olarak diyorum. Yani mantık olarak. Hani hocam biz Rangers'ı eleriz. Ne a h elersin? Nereye eliyorsun arkadaşım? Bu kadar kolay mı? Eskisi kadar kolay mı? Hadi diyelim Fenerbahçe bu turu da geçti. Playoff'a kaldı. Yani üçüncü elemeyi de geçti. Playoff'a kaldı. Buradaki muhtemel rakipler ise bir önceki turdaki eşleşmesine bağlı olarak değişecek. Benfica veya Rangers'ta eşleşip playoff turuna kalırsak seri başıyız. Yani Benfica ya da Rangers'ı elersek bir de seri başıyız. Dinamo Kiev veya PSV Eindhoven'la eşleşir. Playoff turuna kalırsak seri başı değiliz. Şimdi tarihler var. 15 Haziran'da kura çekim var. 19-20 Temmuz, 26-27 Temmuz'da. Hocam peki Dinamo Kiev'le eşleştik. Bay geçtik. Öyle bir ihtimal var mı? Var. Yine bu Midtjylland AYK eşleşmesi, işte Sturm Graz, işte Penza Kacabalek falan takımlar var. Son tur açıkında yine seri başı değilsin ön elemelerde. Üçüncü ön eleme eğer geçersek 18 Temmuz'da kura çekimi, 2-3 Ağustos ve 9 Ağustos rövanşlı şekilde maçlar var. Playoff'a geçersek playoff 1 Ağustos'ta kura çekimi var. Evet, henüz 3. ön eleme oynanmadan playoff çekimi var. 16-17 Ağustos ve 23-24 Ağustos'ta maçlar var. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Peki Fenerbahçe sezonu ne zaman açacak hocam? Geçecek, geçecek. Elbette. Ne zaman açacak, açacak. Fenerbahçe sezonu açacak. Şimdi Süper Lig'i ikinci tamamladık. Az önce de duydunuz. Bir fikstür var. Tabii Katar'da da Dünya Kupası 2022 sıcağı düşünülerek, yani sıcak değerlerinin yüksekliği düşünülerek yaz aylarında değil de Kasım ve Aralık aylarında oynanacak. Ve bu doğrultuda Avrupa'nın ileri gelen liglerinde sezonun başlangıç tarihleri açıklandı. Süper Lig 5 Ağustos'ta başlayacak. 5 Ağustos ve Şampiyonlar Ligi grup maçları 6 Eylül'de oynanmaya başlayacak. Fenerbahçe Avrupa maçları takviminden yaklaşık 5 hafta önce sezona başlaması öngörülüyor. Yani Haziran'ın ilk haftası diye düşünülüyor. Ancak
Uluslar Ligi var. Hani birçok futbolcu milli takıma gideceği için burada da şöyle bir durum var. Uluslar Ligi'nden gelen futbolcuların biraz geç katılımı da düşünülüyor. Ve Spor Toto Süper Lig'de 2021-22 sezonu istatistikleri de net olarak belli oldu. Şimdi kısaca da buna değinip videomuzu sonlandıralım. Sizlerden beğeni talep edelim, rica edelim. Bakalım kaç Fenerbahçeli kardeşimiz ricamızı kırmayıp bu videoyu beğenecek. Şimdi bu sezonun en çok gol atan takımı 73 golle Fenerbahçe oldu. En az gol yiyen ekip ise Trabzonspor'la Başakşehir 36'şar gol. Not: Fenerbahçe'de 38 gol yedi. Yani 3 gol az yemiş olsan, 3 gol az yemiş olsan diyeceksin ki ben ligin en çok gol atan, en az gol yiyen takımıyım. Olmadım. Şimdi Beşiktaş ve Fatih Karagümrük gördükleri 10 kırmızı kartta ligin en hırçın takımları. Üstelik o Rozier yine az kırmızıyla tamamladı ligi. Ve 20 takım mücadele ettiği bu sezonda en çok süre alan oyuncu, takımların galibiyet sayıları, gol, kart sayıları, oyuncu değişik sayıları gibi veriler. En çok süre alan ilk 4'te 3 kaleci yer alıyor. Fatih Karagümrük'ün kalecisi Viviano, Konyasporlu Cilerme ligde tüm maçlarda yer almışlar ve takımlarının başarısı için ter dökmüşler. Viviano 3420 dakika. Cilerme 3417 dakika. 3 dakika niye çıkarttınız adamı ya? Yazık değil mi? Bu isimleri 37 maçta 2 kaleci takip etmiş: Ruud Bofin ve İbrahim Seiç. 3330 dakika şans bulmuşlar. Sezonu 68 puanla tamamlayan, 3. tamamlayan Konyaspor iç sahada 43 puan toplayıp bu alanda zirvede. 13 galibiyetle de zirvede yer almış. Evinde 13 galibiyet. Hani ben mesela Fenerbahçe için diyorum ki lan eskiden ne güzel 17-17 yapardık kendi sahamıza. Şimdi niye yapamıyoruz diyorum, ama düşünün yani ligin bu alanda lideri Konya. Trabzonspor ise Trabzon'la Başakşehir evlerinde 12 galibiyet elde etmişler. Deplasmanda en fazla galibiyet alan takım 11 galibiyette Trabzon. Fenerbahçe ve Alanyaspor'da dışta sahada 10'ar galibiyete imza atmışlar. Gol kralı Umut Bozok, biliyorsunuz transfer sürecinin en hareketli ismi olacak Umut Bozok. 53 puanla ligi 11. sırada tamamlayan Kasımpaşa'da 67 golle Alanya ile birlikte ligin en golcü 3. takımı. Umut Bozok 20 gol atıp hem takımın önemli katkı sağlayıp hem de gol krallığını zirvede tamamladı. Hatay'dan El Kayyup ve Adana Demirspor'dan Balotelli, özellikle Balotelli son maçtaki 5 gol ile 18 golle sezonu tamamladılar. Balotelli ve Umut Bozok ismini Fenerbahçe ile sıkça duyacaksınız. Şimdiden de uyarayım. Niye demeyin? Çünkü burada verileri konuşup bitireceğim. Diğer kısımlarda artık. Artık diğer kısımlarda. Süper Lig tarihinin gol rekoru kırıldı diyor. Normal. Maç sayısına baktığınız zaman bence. Bu sezon oynanan 380 maçta toplam 1067 gol atılmış. Dakika bazında gol sayılarında en fazla gol 90 artılarda gelmiş. 69 gol. Ligde en çok gol 52 ve 70. dakikalarda 17 kez atılmış. 30, 31, 41, 43, 53 ve 88. dakikalarda takımlar 16 gol bulmuş. Toplam atılan 1067 golün 755'i ayakla, 162'si kafayla, 25 gol kendi kalesine atılmış ve 125 gol penaltıdan gelmiş. 125 golün 100'ü Trabzonspor'a ait falan demeyi bekliyorsunuz. Değil. İmkanı yok çünkü 100 gol penaltıdan. Yok, en çok penaltı atan var mı ya? En çok Galatasaray attı sanırım, yanlışım yoksa. 27. haftada oynanan 10 maçta fileler toplam 44 defa havalanırken bu sayı Süper Lig tarihine rekor olarak geçmiş. Fenerbahçe ve Gaziantep 10 penaltı golüne, Sivasspor'da 15 kafa golüne imza attı. Hocam zirvede Fener ve Galatasaray'ın kaçırdığı 3 penaltı mı ne var? Yanlışım yoksa 13 tane falan penaltısı var. Diyebiliyorum ama neyse. Ona siz bakarsınız. Sivas 15 kafa golü. Demek ki orta kafa golün mucidi Sivas. Daha Fenerbahçe'nin 10 penaltı golü var ama herhalde verilmeyen bir 20 penaltısı vardır. En golcü takım Fenerbahçe 73 gol. 53 gol ayakla, 10 gol kafayla. Trabzonspor 69 golle ikinci sırada yer almış. Alanya Kasımpaşa 67 golle. En hırçın takımı söyledik Beşiktaş, Karagümrük dedik. 93 kırmızı kart çıkmış toplam. 1520 sarı kart çıkmış. Beşiktaş ve Karagümrük 10'ar kırmızı kart almışlar. 94 defayla en fazla sarı kart gören ekip Kasımpaşa. 91 sarı kartta Beşiktaş ve Göztepe. Demek ki hırçın bir takım Beşiktaş. 3265 oyuncu değişti diyor. Bu da rekor. Bu kadar oyuncu değişikliği yoktur sezonlarda.
Çünkü 5'e çıktı ya oyuncu değişikliği. Antalyaspor 180 defayla en fazla oyuncu değişikliği. Şimdi 20 maç, şey 40 maç 180. Yani çok az ya. Harbi çok az ya. Bilmiyorum, bana çok az geldi yani. Maç başına 5'er olsa zaten, değil mi? 200 yapacak. Yine az kalmış yani. Demek ki maç başına 5'er yapmamış. 178 değişiklikte Çaykur Rizespor, 174'te Fenerbahçe, Galatasaray ve Kayserispor izledi diyor. Bu lanet sezon sona erdi. Çok şükür kurtulduk. Siz buradan anlamanız gereken subliminal mesajı alın diye söylüyorum. Sosa ayrıldı, Kolker geri geldi. Umut Bozok ve Balotelli isimlerini çok duyacaksınız. Ama ikisinden biri gelir mi? Bilemeyeceğim. Ama çok duyacaksınız. Hazırlanın. Fenerbahçe Haziran'da sezonu açacak. Bakalım Şampiyonlar Ligi serüveninde ne olacak? Ben umutlu değilim. İnşallah transferler, takımın uyumu, yeni gelen hoca, yeni gelen isimler ve hatta giden isimler umutlandırır diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.